AKP hükümeti 2018 yılbaşı itibarıyla motorlu taşıtlar vergisinde yüzde zam yapılacağını açıkladı. Ben buradan sesleniyorum. Ey Maliye Bakanı ve ey Ulaştırma Bakanı. Biz mi bilmiyoruz? Siz mi yalan söylüyorsunuz? Senelik enflasyon yüzde on civarında olduğunu sizler açıklıyorsunuz. Yoksa bir yerde hatam var? Siz mi yalan söylüyorsunuz? Yoksa enflasyon yüzde kırk mı da motorlu taşıtlar vergisinde yüzde kırklık bir zam mı öngörüyorsunuz? Sadece bütün Türkiye'deki yaşayan bir normal bir ailenin kullandığı 1600 sisilik bir araç. Gördüğünüz gibi burada 2017, 2017 yılı yani bu yıl 1035 TL ödüyor. Önümüzdeki yıl yılbaşından itibaren 2018 yılında 1450 TL'lik bir rakam ödeyecek. Biraz da gelir seviyesi birazcık daha yükseldiğinde 2000 cc'lik bir aracın 2010 yılında 17 yılında şu anda 2878 TL öderken yani yılbaşından itibaren tam 4026 TL ödeyecek. Bu rakam nasıl ödenecek sizlerin takdirine bırakıyoruz. Okullarımıza çocuklarımızı taşıyan Minibüslerimiz. bakın 2010 yıl 7 yılında yani bu yıl 1565 TL ödenen bu araca yılbaşından itibaren 2018'de 2193 TL ödenecek. 1565'ten 2193'e. Bu ne demek? Çocuklarınızı okula taşıtırken artık yeni zamlara da hazır olun demek. Toplu ulaşımda otobüs 2010 yılında, 2017 yılında bu yıl 3134 TL öderken 2018 yılında yılbaşından itibaren 4390 TL ödeyecek. Ve de yaşamımızı, faaliyetimizi sürdürme için evdeki içtiğimiz sudan, yediğimiz ekmekten, kullandığımız mobilyaya kadar her türlü taşımayı yapan ağır vasıta çekici araçlara geldik. Bu yıl 3529 TL şu anda zaten Avrupa'nın hemen hemen en pahalısı. 2018'den itibaren bu rakam neye ulaşıyor biliyor musunuz? 4937 TL'ye. Yani %40'lık bütün araçlarda bir yükseliş söz konusu olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Askeri ücretliye, öğretmene, işçiye, polisimize, memurumuza araç kullanmayı çok mu gördünüz? Siz AKP hükümeti bu kararınızla milletin arabasını sattıracaksınız. Ulaştırma sektörünü de batıracaksınız. Vatandaş zorla bir araç alabiliyor. Ona da siz bindirmeyeceksiniz. Hatta sattıracaksınız. Millete en pahalı mazotu satan siz sizsiniz. En pahalı köprü fiyatını uygula uygulayan yine sizsiniz. Dünyanın en pahalı sigortalarını yaptıran uygulattıran yine sizsiniz. Şimdi de en yüksek motorlu taşıtlar vergisini yüklüyorsunuz. Bu zamdan bir, ön, bir an önce vazgeçiniz. Bizler diyoruz ki inin milletin sırtından vazgeçin bu zamdan. Size bu hükümetin bu çok yüksek zammı niye yapmak istediğini de açıklamak istiyorum. Değerli basın mensupları, ekonomi çöktü ürettiğini satamayan, ihracat yapamayan ne komşu ülkelerle ne de Avrupa ülkeleriyle doğru bir ilişki içinde olmadığımızdan dolayı üret dediğiniz Sayın Başbakan'ın Eskişehir'de işverenlere, fabrikatörlere üret diyorsunuz ama ürettiğini ihracat yapacak olduğunuz ülke kalmadığında altını çiziyoruz. Dış politikalardaki yaptığınız hatalar yüzünden Türkiye'mizi, ülkemizi yalnızlaştırdınız. Ve AB ülkeleri hepsi maalesef sırtlarını bize döndü. Milleti ve ulaştırma sektörünü bitirmeyin ve de batırmayın. Zammı yapıp Türk milletinden toplayıp Suriyelilere dağıtmayın. Bunu da özellikle belirtiyorum. Buradan yüce milletimizin bu zammın nereye varacağını, ülkemizin ne duruma geldiğini, ekonominin battığını ve de milletin bir arabaya binmesinin bile hor görüldüğünü bir ortamda olduğunu altını çizerekten hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.